Arkadaşlar merhaba, şöyle yaklaşayım. Ah. Neyse yaklaşamadım. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Fransa'dan Normandi bölgesinden Kodya. Bah bah yaptığına bak. Aşkım çık şuradan, bir koronadan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Merve. Şimdi şöyle arkadaşlar, biliyorsunuz biz Jodidamber kanalına devam ediyorduk ama büyük ihtimalle ben kendi kanalıma devam edeceğim. Şu an 15 günlük bir karantina altındayız ve gerçekten durumlar... Ya ben bunu nasıl koyacağım? Ben bunu nasıl koyacağım şimdi? Yaptığına bak ya. Ben bunu nasıl koyacağım? Neyse şeftali koyarız oraya. Kodan. Bak 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 bak. Hiç akıllı yok ya. Hiç hiç. Aşkım ya. Of. Yapma yapma. Hıllı ol ya. Neyse orayı keserim artık. Şimdi arkadaşlar durumlar ciddi. Siz bizim burada böyle göründüğümüze bakmayın. Biz biraz şanslı kesimiz. Niye? Evimiz var, bahçemiz kocaman. Şimdi karantina altındayız ama apartmanda olmak başka. Bir de böyle evde olmak başka arkadaşlar. Oui papa. Monje. D'accord. Daha başka yani arkadaşlar. Şimdi diyeceğim o ki buradaki karantina altına alındı. Macron zaten açıkladı. Böyle 15 günlük bir karantina altına alınma süreci var. Ben o yüzden her gün atacağım video. Ama bu kameraya konuşmak da çok zor ya. Keşke biri olsa yanımda da onunla konuşsam. Neyse arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten temizlik çok önemli bu konuda. Temizlik olmadığı için zaten burada insanlar çok çabuk bir şekilde yayılıyor. Ve çok kısa bir sürede hani... Çok kısa bir sürede yayılıyor gerçekten. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi bizde daha farklı durumlar. Şimdi bizde birazcık daha insanlar daha ciddiye alıyor. Daha temkinli davranıyor ve gerçekten daha temiz. Şimdi buradaki insanlar da tabii ki de temizleri vardır ama %60-70'i gerçekten çok kirliler arkadaşlar. En azından şöyle bir örnek vereyim. Yani çok basitinden. Mesela sen yeri sildiğin kovayı gelip de mutfaktaki... Şeyde temizlemezsin, lavaboda temizlemezsin değil mi? Ama burada o çok normal bir şey yani. O yüzden de ne oluyor mesela? Ne oluyor mesela o yüzden de? Hastalık oluyor. Mesela tuvaletini yapıyor, çişini yapıyor. Ya oğlum elini yıkasana mesela. Şimdi yıkamıyor. Yıkamayınca da ne oluyor? Onun ellediği bir şeyi ben ellediğimde onun hastalığı bana geçmiş oluyor. Aslında matematik çok basit. Fakat şöyle bir şey var ki insanlar evet bunu büyütüyor. Bunu büyütmelerinin sebebi de çok çabuk yayılması. Gerçekten çok hızlı yayılıyor. Yani gripten daha farklı bir şekilde yayılıyor. Şu an yani gerçekten hani normalde ben buraya neden geldim, nasıl geldim, işte bu Fransızcayı öğrenirken neler, hangi zorluklarla karşılaştım vesaire, onlarla hakkında da bir şeyler istiyorsanız onlar hakkında da bir şeyler söyleyebilirim ya da bir video yapabilirim. Çünkü çok zor bir süreç, hiçbir şey, hiç kolay değil gerçekten, özellikle Fransa için söylüyorum. Ama mesela hani o konu hakkında zaten ayrı bir şey yaparım da şu anki video zaten virüsle alakalı olacak. Çünkü şu an gündemde en hani şu an bizim hayatımızın da yani %99'unu etkileyen bir olay yani. Evdeyiz ve hiçbir şekilde dışarı çıkmıyoruz. Marketlere de zaten örnek veriyorum 8.30'da market açılıyor. Markette 8.30'da gittiğinde zaten şöyle bir kilometrelik bir kuyrukla karşılaşıyorsun. Neden? Çünkü insanlar sürekli akın ediyor. Mallar da sürekli bitiyor yani. Sen bir tane un alsan, ben bir tane un alsam. Ay her şey düzelecek. Arı geldi. Her şey düzelecek. Düzelecek dediğim yani senin de yiyeceğin yemeğin olsun, benim de yiyeceğim yemeğim olsun yani. Bu kadar bencilliğin ne alemi var? Ama buradaki insanlar, iyi insanlar vardır illaki ama benim karşılaştığım, benim gördüklerimin geneli çok şeyler arkadaşlar. Bir, benciller. İki, pisler. Maalesef ki pisler yani. Ya bir kere şey yani çok zor bir şey değil insanların evini hiç yani dezenfekte edemiyorsan bile sirke kullan arkadaş ya. Sirkeyi yani bilmiyor musun ya, bu kadar mı cahilsin? Elini sürekli yıka mesela. Gerçekten hani bu gence yaşlıya bakmıyor. Herkese alıp götüren bir hastalık bence. Yani temiz olmak çok önemli. Şimdi kalabalık bir ailedeyiz biz. Hani kendimi temiz tutsam başkasını nasıl temiz tutacağım? Yani sürekli uyaramam ki insanla elini yıka diye, çocuk gibi. Çocuk olsa elini yıkarsın sen, götürürsün yani. Bu şekilde yani Fransa'da durum bu. Şu an İtalya gibi değiliz Allah'a çok şükür ama olabiliriz. Yes aşkım. J'arrive. Neyse arkadaşlar kanala abone olun, öpüyorum sizi. Ah.
Evet aşkım.